efendim, Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerlerde yaşayanlar bilirler ama sadece Marmara'nın meselesi değil, Türkiye'nin bir çevre meselesi müsilaj, salya. Günlerdir gündemde, biz de bundan birkaç hafta önce 360'da detaylıca ele aldık bu konuyu. Nedir, çareyi nasıl buluruz diye. Bilim insanları çözüm arıyor bu konuda. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden bir haber var. Müsilajı parçalayıp deniz suyuna oksijen kazandırmayı başardı buradaki bilim insanları. Bir ekrana gelsin, daha yakından bakacağız. Müsilajı parçalayıp suya oksijen kazandırdılar. Şimdi laboratuvar ortamında sağlanan bu başarının Marmara Denizi'nde nasıl uygulanabileceğini araştırıyorlar. Marmara Denizi'nin kabus haline gelen müsilajla ilgili birçok üniversitede uzmanlar çalışma yapıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde yapılan çalışmalarda önemli bir başarı sağlandı. Su içerisine reaktif oksijen türleri difüze ediyoruz. Bu reaktif oksijen suyun içerisindeki müsilajın da içinde bulunduğu organik maddeleri parçalayarak onu etkisiz hale getiriyor, temizliyor ve dibe çökmesini sağlıyor. Kullanılan bu yöntemle müsilaj yok edildiği gibi suya da oksijen sağlanıyor. Biz 0,8 miligram bölü litrelik çözülmüş oksijene sahip deniz salyasını örneğine içeren suyu çok kısa bir süre içerisinde reaktif oksijenle aşağı yukarı 13-14 miligram bölü litre seviyesine getirdik. Laboratuvar ortamında çalışmada başarı sağlandı. Ama Marmara Denizi'nde nasıl uygulanacak? Şimdi bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor. Bunun devasa bir Marmara Denizi'ne uygulanması nasıl olacak? Hangi koşullarda, hangi projelerle bu oksijenlendirmeyi yapacağız? Bunun çalışmasını bundan sonra gerçekleştirmemiz, yürütmemiz gerekiyor. Bir haber daha yine bu konuyla ilgili. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara'da müsilajdan etkilenen küçük kıyı balıkçılarına verilen destek miktarını artıracaklarını, iki katına çıkaracaklarını söyledi. Pakdemirli Marmara'da küçük kıyı balıkçılarına teknelerinin büyüklüğüne göre 2000 lirayla 2900 lira arasında destek verileceğini söyledi. Büyük balıkçılar için de düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yaptıklarını açıkladı. Müsilaj nedeniyle denizlerde kaybolan ya da çıkarılmayan ağlar içinde çalışma yapacaklarını söyledi bakan. Küçük balıkların koruma altına alınan üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planladıklarını duyurdu. Bakan akademik çalışmalara göre planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi küçük balıklar müsilajın azalmasını sağlayacak değerlendirmesine bulundu. Bu son tespitin üstünde de konuşacağız. Karadeniz'e de bakalım çünkü müsilaj orada da görüldü. Fatsa kıyılarında balıkçıların fark ettiği müsilajı belediye ekipleri temizledi. Uzmanlar kirlilik devam ederse yakın zamanda olmasa da uzun vadede Karadeniz'in de müsilaj tehdidi altında olacağı konusunda uyarıyor bizi. Umarım duyuyoruzdur o uyarıları. Marmara Denizi'ni istila etmişti. Müsilaj az da olsa Karadeniz'de de görüldü. Marmara Denizi'nde önce balıkçıların şikayetiyle gündeme geldi. Ardından kıyı kıyı görülmediği kent kalmadı. Şimdi o tehlike Karadeniz'de. Marmara kapalı bir deniz, Karadeniz'de kapalı bir deniz. Evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımsal kaynaklı ki Karadeniz'de çok fazla miktarda azot ve fosfor kullanılıyor. Çay tarımında, fındık tarımında. Gübrelerin tamamı, kimyasalların tamamı denize gidiyor. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Limanı açıklarında küçük çaplı müsilajı gören balıkçılar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Uzmanlar Karadeniz'in Marmara'ya dönmemesi için uyarıyor. Belki Marmara kadar yakın bir zamanda böyle bir etki göstermekiz ama bu kirliliğe devam edersek yarın öbür gün 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 30 yıl sonra bunlarla biz de karşı karşıya kalacağızdır. Profesör Doktor Ahmet Cemal Say'dan bizimle, kendisine soracağız durumumuz nedir diye. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Sayın Say'dan sağ olun. Siz araçtasınız. O yüzden sizi çok tutmayacağım ama bize lütfen tarif edin. Müsilaj Marmara'da ve Karadeniz'de görüldüğü üzere ne noktada? Bir haber paylaştık. Oksijene dönüştürülebildiğine dair olumlu, umut verici bir haberdi. Çözüm olabilir mi?
Şimdi doğayla böyle oynadıktan ve bunu bir yerde bir sigorta yaptırdıktan sonra onu yerine yerleştirmek biraz zor. Hani dışarıdan müdahalelerle belki olabilir ama işte elinizdeki boyutlar inanılmaz. Yani öyle boyutlarda kimyasallar şunlarla bunlarla müdahale ettiğinizde onun ne yapacağını pek bilemezsiniz. Dünyada bunun örnekleri var. Yani göller bölgesine işte bir kötü bir balık girmiş. Onu yok etmek için o balığı yiyecek balığı koymuşlar. Tamam, hedefe ulaşmış, o balığı yemiş bitirmiş ama etraftaki diğerlerini de yiyip bitirmiş ortalık. Şimdi o koydukları balıkla nasıl mücadele edeceklerini gösteren çalışmalar mevcut. Şimdi Karadeniz'de oldu, Marmara'ya geldi, Ege'ye falan filan. Hani yok Karadeniz'e çıkar şeyi biraz ters. Çünkü Karadeniz'den Marmara'ya geldi zaten bu. Karadeniz'de olmasının nedeni de yine Marmara'da olması gibi. Yani Karadeniz'de çok çoğalmayan, bu derece çoğalmayan bu plankton Marmara'ya gelince öyle diyorum. Öyle bir ziyafet sofrası buldu ki İstanbullulara bin bir teşekkürle oturdu, yedi, çoğaldı. Bunları da işte ortama attı. Yani tamamen Marmara Denizi'nin besin tuzları açısından zengin olmasına dayanıyor bu işin temeli. Karadeniz'de de bakın genelinde görülmüyor ama işte belli yerleşim yerlerinin önünde, belli koylarda görünüyor. Niye? Çünkü orada da gene azot fosfor dengesi fazla. Mesela görünen yerlerin diplerine baksın orada oturanlar, muhakkak yeşil yosunlar daha çoktur. Niye? Çünkü işte orada besin var. Bu altta orada çoğalıyor. Marmara'da olduğu gibi. Marmara'dan sonra şimdi Ege maalesef kötü. Yani Karadeniz'i pek dert etmek değil. Karadeniz'den Marmara'ya geldi. Marmara'dan da Ege'ye doğru suyun akımı. Şimdi biraz şanslıyız çünkü Çanakkale Boğazı'ndan çıkan su şu anda kuzeye doğru yönleniyor. Yani Trakya sahilinden sonra Yunanistan tarafına doğru gidiyor. Ama yaz aylarında o bize doğru, bizden doğru akmaya başlayacak. Yani Midilli, Ayvalık gibi oradan Ege'ye doğru gidecek. Umarız olmaz etmez o zamana kadar. Yani Ege'nin sofrasını beğenmez öyle diyeyim. Ege'deki ziyafetten hoşlanmaz ve azalır. Çünkü bu ziyafet sofrasına oturduğu için bu kadar çoğalıyor. Yani topluma anlatabilmek için böyle diyorum. Yoksa girip de azot, fosfor, reaktif silikat falana girmenin anlamı yok. Bunun hani görüyorum işte taşıma bariyerlerle yüzeydekini en azından alma. Tamam, yani topluma bir mesajdır. Bir bakın çalışma yapılıyor, ediliyor şeklinde bir yaklaşım ama toplumda hemen bir beklentiye girmesin. Yani bu böyle birkaç aylık falan bir süreç değil. Önümüzde epey bir senelerin olduğunu bilsin. Ne kadar erken başarılırsa bu iş, o da takdir edilecek bir taraf olur en azından. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan bahsettik size. Bağlanmadan önce haberi geldi ekrana. Müsilajı parçalayıp deniz suyuna oksijen kazandırmak. Bununla ilgili bir çalışma. Bu bir umut mudur? Umuttur tabii ama yani dediğim gibi doğayla uğraşırken boyutları düşünmek lazım. Verdiğiniz bir şey belki planktonu işte oksijene çevirecek, parçalayacak ama o esnada diğerlerine ne yaptığınızı çok iyi incelemeden böyle alelacele girişilecek bir konu değil. Ondan hep onu bahsediyorum. Yani bir şeyi tamir ederken çok başka şeyleri bozabiliriz. Doğaya bırakmak lazım işi. Doğa bunu bir şekilde halledecek. Kötüye de gitse halledecek, iyiye de gitse halledecek. Mühim olan bu noktaya gelmemek idi. Geldik. Bırakacak mıyız? Yok, bırakmayacağız ama dediğim gibi yani böyle henüz denenmemiş şeylerle umarım çok başarılıdır. Yani ben Tekirdağ'daki hocalarıma özellikle şunu öneririm. Mesela Tekirdağ'daki Ergene Havzası deşarjı suyunun asıl ben suçlu olduğunu düşünüyorum. Veyahut da bardağı taşıran suçlu demeyeyim. Kimse suçlu aramasın. Yani suçlu hepimiziz. Kimse tekil olarak suçlu değil de ben bardağı taşıran damla anlamında söyledim. Ergene Havzası'nın suyunu Marmara'ya getirmeyin diye. Hatta sizinle konuşurken bile en son zamanlarda demiştim. Evet. O geldi işte bardağı taşıran su oldu, damla oldu. Çünkü o alışılmadık bir besindi. Yani sağ olsun Ergene Havzası'nın sakinleri deyip, endüstrileri deyip öyle bir pasta sundular ki
bu planktona. O da yedi işte sonuçta bu hale geldi. Peki Sayın Saydam, şimdi biz gördüğümüzü daha da iyi anlayabilelim diye size sormak isterim. Denizin yüzeyinin böyle temizlendiğini görüyoruz, süpürülür gibi adeta. Ancak sizi dinlerken anlıyorum ki çözüm bu değil. Bu gözümüzün önünden müsilajı silip süpürse de Marmara'yı biz insan eliyle kirletmeye devam ettiğimiz sürece galiba müsilaj bitti diyemiyoruz. Doğru anlıyor muyum? Çok doğru anlıyorsunuz. Çünkü üretim zaten altta. Üretim dipte oluyor. Ondan sonra yukarı çıkıyor bu. Yani yukarıdaki işin sonlanmış hali. Halen alttan yukarıya doğru muazzam bir üretim olduğunu araştırma yapan arkadaşlarımız buldu, etti, gösterdi. Onun için böyle diyorum. Yani kendimizi aldatmayalım. Yukarıdakileri toplarsak bu iş bitti gitti diye bir şey yok. Alttakiler çıkıyor. Alt deniz, ne zamana denizin dibinden kadar gelmeye devam ediyor. Yani denizin dibi dersem ilk 20-25 metreden itibaren oluşumlar başlıyor. Hı. Bu kendi de çok güzel bir yer bulmuş 10-15 metrede. Hem besin var, hem güneşten de yararlanıyor ve orada çoğalıyor. Çoğaldıktan sonra da işte bu müsilajını bırakıp yukarıya veyahut da bu birbirlerine yapışıyor. Zaten bütün derdi yapışkan malzeme olmasından dolayı. İşte yani pek umut şey yapamıyoruz. Yani pek umutlu konuşamıyoruz yakın bir gelecek için. Uzak için de işte bunun umarım bir uyarı, yani doğanın dengeleriyle oynamanın nelere mal olacağını işte milletçe ne yazık ki görüyoruz. Yani biz de hep onu diyorum ya, doğa bilimcilerin işi bu lisanı, konuşması, o lehçesi olmayan denizi konuşturma sanatı. Dilimizde tüy bitti, bunun üstüne yapmayın, gitmeyin, etmeyin. Ergene havzasını elbette temizleyin, elinizi öperim, temizleyeni başımın üstünde taşırım ama suyunu ne olursunuz Marmara'ya getirmeyin diye yalvardık neredeyse. Ama işte görüyorsunuz, bilime rağmen yapılan bir şeyde kazanan hep bilim oluyor. Hep bilim oluyor. Bilimle inatlaşılmaz. İnatlaşırsanız kazanacak taraf belli. Baştan mağlupsunuz. Umarım artık bunun bilincine varıp doğayla oynamamanın gereğini anlarız en azından. Bu bile bir acı bir şey, deneyim. Sayın Saydam, şunu da cevaplamanızı rica ederim. Sosyal medyanın da etkisiyle görüntüler paylaşılıyor. Bunun bir problem olduğuna daha rahat idrak edebiliyoruz. Ama şurayı da oturtabilmek isterim bizi dinleyenlerin zihninde. Nihai çözüm burada insan eliyle süren kirliliğin noktalanması mı? Biz bugün elimizdeki imkanlara da bakarak neyi bugünden itibaren başka yapmaya başlarsak bu denizler kurtulabilir, biz denizimizi kendi elimizle öldürmüyor oluruz. Şimdi işte oraya gelmek bütün mesele. Bugün, dünden bugüne, bugünden yarına bir çözüm maalesef yok. Hep onu diyorum ya, yani biraz belki kaba kaçıyor ama yiyoruz, içiyoruz, tuvalete gidiyoruz. Kullanabilirsiniz de sifonu çekmezseniz iş hallolur. Ama bu ne kadar doğaya aykırıysa böyle bir şeyi konuşmak da olmaz. Yani olacak edecek, bu su gelecek, arıtılacak, en ileri şekilde arıtılacak ve doğaya verilecek. Şimdi burada işte yapmadığımız şey arıtmaktı. Yani o arıtma tesislerini göz önünde olan tesislerin haricinde hiç kimse yapmadı. Şimdi kimseyi de suçlamıyorum. Artık suçlama zamanı değil. Çünkü görünen köy ortada. Mühim olan kimin tesislerini işletmediğini bulmak, suçlamak amacıyla değil. Dolayısıyla oradan gelen yüklerin peşine düşmek. Yani işletmeyi yapan edenden de geldi biliyoruz. Oradan ne geldiğini biliyoruz. Ama işletmeyi almayanın ne verdiğini bilmiyoruz. Nerelerin verdiğini de bilmiyoruz. En azından nerelerin vermediğini saptarsak, isteyen İstanbul olur, İzmit olur, şurası burası. Ben kişinin yerin peşinde değilim. Olan hadiseye nelerin neden olduğunu bulursak çok daha iyi üstüne gideriz. Buralarda kimse alınmasın, etmesin, herkes bilinmeye yardımcı olsun. Şimdi ki bunu çözelim. Yani bu Marmara'nın değil, yani onu herkesin anlaması lazım. Bu ülkenin sorunu. Ya bana ne, ben Ankara'dayım, görmem etmem falan değil. Beka sorunu oldu bu. Yani bakın hep diyoruz ya, bugünler iyi günler.
Bu çok kötü bir zamanda yakaladı bizi. Önümüz yaz. Yaz olunca deniz zaten kritik bir eşiğe gelir. Onun üstüne bu kadar yük bindirirsek Allah korusun. Yani inşallah olmaz, oralara gitmez ama koku tarafı evet. da başlayabilir. Sayın Serdem, şu anda ekranda olan bir gelişme okuyayım ve yorumunuzu rica edeyim. Çevre Bakanlığı'ndan bir açıklama. Müsilaj sorununun giderilmesi için Marmara Denizi'nin kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyeleriyle sivil toplum kuruluşlarına gönderilen bir genelge var. Bir eylem planı var. Salı gününden itibaren temizliğin de başlayacağına dair. Detaylarına baktıysanız da yorumunuzu duymak isterim bu planlama ile ilgili. Çok güzel planlama. Hepsinde tabii detaylı olmasa da biliyorum. Hepsi bunların dün yapılması gereken şeyler. Yani hepsi, birebir altına imza atarım, hepsi dün yapılması gereken şeylerdi. Yani kimse bunu dünden bugüne bulmuş değil. Bunları yapmazsanız işte bu olurdu, bu oldu. Daha kötüye gitmemesi için şimdi uğraşımız. Yani daha kötüsü var mı? Var. Maalesef var. İşte oraya gitmemek için ne yaparız? Ha, uzun vadede de kurtaracak işlemler yapmamız lazım. İleri biyolojik arıtımlara, ileri kimyasal arıtımlara gitmemiz lazım. Bunların hepsi masraflı, hepsi zaman alıcı şeyler. Bir ev inşa etseniz işte ne kadar zaman alıyor düşünün. Bunlar da öyle şeyler. Yakın geleceğe yönelik de işte umutlu olmamak lazım. Mesela balıkçılarımızı düşünmek lazım. Eylem planında düşünüyor. Niye? Adam balık tutamayacak. Yani bu 2 kere 2 4. Balık tutamayınca ne olacak? Onu yiyen yiyemeyecek. Birisi bana mail atmış, göstermiş. Yani diyor ki evimin çatısı diyor balık yiyen kuşlarla doldu diyor. Bakın hiç düşünmüyoruz, etmiyoruz. O kuşlar şimdi denize girip balık tutamadığı için beslenemiyor. Adam başka şeyle beslenmeyi bilmiyor. Hadi kuşları da etkilediniz oluyor. Gördünüz mü? Yani ekosistem öyle hep birbiriyle iç içe girmiş, çok güzel dengesi olan, sadece ondan faydalanabilmemizi gerektiren faaliyetleri sürdürmemiz gereken bir şey. Ama biz gidip işte bir anda üstünü atlayıp bir anda onu bunu, yani açgözlülüğümüzün sonucu bunlar hep işte. İnsan ya umarım acaba, bu bize doğayla oynamamanın, doğayla oynarsanız ne olurum bedelini acı bir şekilde göstermiştir. Yani gösterdi, acı mı acı. Yakın bir zamanda gidecek mi, gitmeyecek, daha kötüye gider mi, gider ama inşallah gitmez. İnşallah yanılırız, inşallah bilgilerimiz bizi yanıltıyordur, inşallah yanlış biliyorduruz. Yani içten dualarım bunlar, yanılayım, edeyim, özür dileyim, bakın duayı bilmemişiz diyeyim, o gene kendini temizledi diyeyim ama olmadığını görüyorsunuz. Yani müneccim değiliz, bir şey değiliz işte. Umarım bunu takdir ederler en azından. İnsan acaba hep böyle kör müydü diye düşünüyorum. Bunu da hepimize söylüyorum. İnsan çok rahat ayrışıyor. İşte bin türlü başka başlık altında bir topluluk kurup öbürüne haksız olduğunu, yalancı olduğunu, hakkı olmadığını böyle çok güzel anlatıyor da. Gördüğümüz gibi doğa öyle bir ayrı gayrı kabul etmiyor. Bir ekosistemden bahsediyorsunuz siz. Karadeniz'den başlayıp ta Marmara'yı aşıp Çanakkale'ye, Ege'ye yayılan, o balığı yiyemediği için ne yapacağını bilemeyen kuşlardan bahsediyorsunuz. Bir zincir var, insan da aslında o zincirin bir halkası da inşallah anlar o zincirin halkası olduğunu. Çok teşekkür ediyorum hatırlatmalarınız ve uyarılarınız için. Profesör Doktor Ahmet Cemal Saydam'la konuştuk. Marmara'nın müsilaj sorununu diye özetlemeye gayret edeyim ama biraz da insanlık hallerini konuşmuş olduk Sayın Saydam'la. Ne yapıyoruz arkadaşlar, reklam mı? Peki bu dilimi biz kapatıyoruz. Saat başında 16'da devam edeceğiz.